Herkese merhaba, ben Sancar Kısaoğlu. Bu videoda son zamanlarda adından çokça bahsettiğimiz, severek yediğimiz ve birçok şeyin içinde kullanılan ünlü palm yağının nasıl elde edildiğini, insan ve çevreye verdiği zararları ve neden bu kadar talep aldığından bahsedeceğim. Son zamanlarda birçok çikolatadan, birçok ürünün içinde olduğunu duyduğumuz palm yağı acaba ne? Palm yağı işlenmiş gıdalardan türlü kozmetik ürünlerine, şampuanlardan deterjanlara kadar hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Palm yağı, palmiye ağacının meyvesinden elde edilir. Bu palmiyeler başta Endonezya ve Malezya olmak üzere tropikal iklime sahip bölgelerde yetişir. Meyvenin çekirdeğinden sağlanan bu yağ tamamen bitkisel bir yağdır. Palmiye yağı oda sıcaklığında tereyağı veya katı yağ kıvamındadır ve bu yağların yerine kullanılır. İşlenmiş gıdalarda kullanılan palmiye yağı her ne kadar trans yağ içermese de yüksek oranda yağ asidi ve kolesterole sahiptir. Palmiye yağı bu nedenle kalp damar sağlığı için ciddi riskler oluşturmakta ve vücut bağışıklık sistemini çökertmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkarttığını açıklamıştır. Palmiye yağındaki doymuş yağ oranı ayçiçek yağına oranla 6 kat daha fazladır. Ucuzluğu, kolay elde edilişi ve ısıya olan dayanıklılığı firmaların bu yağı seçmelerindeki en önemli unsurdur. Isıya dayanıklılığı nedeniyle neredeyse her hafta yediğimiz fast food restoranlarında patates kızartmalarında kullanılır. Bu lezzetin sebebi de hiç şüphesiz palm yağıdır. Buraya kadar anlatılanlar palm yağının insan sağlığına olan zararlarıydı. Bu işin bir de yağmur ormanlarına ve yağmur ormanlarındaki vahşi yaşam olan zararları var. Palmiye ağaçları bulunduğu yerlerdeki karbon emisyonuna büyük katkı sağlasa da emisyon değerleri kesimler ve orman yangınları nedeniyle istenilen düzeylere ulaşamamaktadır. 2015 yılında Endonezya'da kasten çıkan orman yangınlarında havaya salınan karbon miktarı bütün Amerika ekonomisinin saldığından çok daha fazlaydı. Sadece son 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin palmiye yağı ithalatı %500 oranda artış göstermişti. Bu rant yüzünden telef olan ve hala ölmeye devam eden hayvanları siz düşünün. Palm yağı ile alakalı tartışmalar devam etse de bazı insanlar bu endüstrinin ekolojik hayatta ve insan sağlığına çok zararlı olduğunu, bazıları ise hiçbir zararının olmadığını, olmadık spekülasyonlarla bu sektöre zarar verilmek istendiğini düşünmektedir. Palm yağı ile ilgili bilgilerimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeterli beğeni sayısına ulaştıktan sonra palm yağı içeren piyasadaki ürünler hakkında bir başka video daha gelecek. Beni izlemeye devam edin.